Yargıtay ilk verilen kararı bozmuştu ve gerekçesi şuydu. Bu sıraladığınız şeyler aslında delil olmaktan uzaktır. Yani bunu kanıtlamanız gerekiyor. Örneğin diyorsunuz ki Mezopotamya Vakfı'nın kurucusudur, yönetim kurulu üyesidir. Mezopotamya Vakfı'nın kuruluşunda şu, şu şahıslar var, bunlar örgütle falan bağları var mı gibi. Bunların hiçbirinin bir suç ilişkisi ya da bir suç haklarına bir soruşturma olduğu ortaya konulmamıştı. Mesela ilk hükümde Sarmaşık Derneği'ne hiç söz edilmemişti. Sarmaşık Derneği ki bu kentte belki de bizlerin yaptığı en güzel işlerden biridir. Son derece açık şeffaf çalışmıştı ve bütün kayıtlar da o kadar şeffaftı ki İçişleri Bakanlığı bütün devlet ilimlerinden hiçbir sorun çıkmamıştı. Buna rağmen şimdi gerekçe yapılıyor. Bunlardı. Diğeri zaten üzerinde hiç durmamıştı. Bir itirafçı beyanı vardı. İtirafçı bir ameliyat yaptım hastanede. Bunun olmadığı zaten resmi kayıtlarla ortaya, sigorta kayıtlarıyla, hastane kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı. Kaldı ki hem bu konuda dinlenen uzman hekimler hem o dönemde o itirafçının tanık gösterdiği. Çünkü üçüncü kişileri referans olarak söylüyordu. Doğrudan doğruya tanık olduğu bir olay değildi. Onların tanıklığı da bu iddianın gerçek dışı olduğunu gösteriyordu. Kaldı ki bu başlı başına bir kişi hekimin, bir cerrahın bir kişiyi tedavi ederken ya da ameliyat ederken onun kim olduğu ile ilgili değildir aslında. Gerçekten onunla ilgili değildir. Sonuçta o hekim olarak hastasıyla ne gerekiyorsa o müdahaleyi yapmak zorundadır. Bir bakıma böyle. Ama kaldı ki bu olayda böyle bir olay da gerçekleşmemişti. Bunların bütününden ki o itirafçının tedavi meselesini tartışma konusu yapmak için bu iddia edilen delillerle bir örgüt üyeliğinin ortaya çıkmayacağını söyleyerek bozmuştu. Mahkeme gelip yargılamayı yaptığında ortaya çıkan o yeniden yargılama, Yargıtay'ın istediklerinin tümünü araştırdığında Selçuk Bey'in aleyhine hiçbir kanıt ortaya çıkmıyordu. Beraat kararı vermesi gerekiyordu. O sırada işte Ümit Akbıyık dediğimiz bu işte meşhur artık mahkemelerin de ciddiye almadığı, son zamanlarda artık ciddiye almadığı itirafçı değil, iftiracı. İtirafçıların çok önemli bir kısmı zaten iftira atıyor. Yani o çok yaygın, yıllardır aynı şey yapıyorlar. Onların ne isteniyorsa onu yapıyorlar. Onun beyanlarını bir kez gerekçe yaparak yeni bir dava açtılar, davayı birleştirdiler. Orada da bir şey yoktu, yani gölge dayalı yoktu. Kaldı ki Selçuk Bey zaten görevde kaldığı süre yaklaşık olarak 5 aydı. 5 ay yoktu, 4,5 ay gibi bir süre belediye başkanlığı görevinde kalmıştı. Ve buna ilişkin dosyada, ilk açılan davada hiçbir iddia yoktu. Şimdiye kadar da yok aslında, somut olarak ortaya konmuş bir iddia yoktu. Yok sinema günleri gönderdi, yok işte festival düzenledi gibi iddialarla ki belediyelerimiz bugün de düzenliyor, geçmişte düzenliyor. Bütün belediyeler düzenliyor yani. Çeşitli festival etkinlikler. Çünkü sonuçta adı üzerinde yerel yönetim ve yerel yönetimlerin bütünü bu konuda kenti, ki kent sakinlerine bu tür hizmetlere sunuyor. Kültürel, sanatsal hizmetleri de sunuyorlar. İddialar bunlardı. Mahkeme hızlı biçimde hemen karar vermeye, karara ulaşmaya çalışıyordu. Geçtiğimiz yıl. Biz de onun sonucunda aslında çok fazla uzatmadık davayı. Karar verecekse versin. Yargıtay bu kez kesim içinde bozar. Yani çünkü daha önce verdiği karar var ortada. Bugün bu kez tam aksi oldu. Aslında Yargıtay'a dizaynı veren, ayarı çeken yerel mahkeme oldu. Yargıtay muhtemelen bu kararlılığı görerek kabul etti bunu. Onadı. İşin bir yanı böyle ama diğer yanı asıl mesele de aslında bütün Kürt siyasetçilerine yönelik suçlamalarda bir suç soruşturması yok. Yani yasanın suç tanımladığı bir eylem yok ortada. Aslında burada temelde istenen şey, yani yargının araç olarak kullandığı şey siyasetçiyi susturmak, baskılamak. Burada da aynı şey mümkün. Çünkü kayyum tayin edilmişti ve kayyum tayin edilince de sessiz kalması isteniyordu. Hepimiz biliyoruz ki 2019 yılında kayyum tayin edildiğinde, yani Ağustos 2019'da Selçuk Mızraklı yaklaşık 2 ay boyunca Lise Caddesi'nin belediyenin hemen karşısındaki caddede orada bir eylem örgütlenmiş, oturma eylemi örgütleniyordu. Her gün oradaydı ve her gün orada halka açıklamalar yapılıyordu. Burada bir direniş vardı. Buna karşı protesto, sürekli kılınan bir protesto vardı. 2 ay sonra zaten Selçuk Mızraklı gözaltına alındıktan sonra, tutuklandıktan sonra bu eylem de sona ermişti. Şunu düşünüyorum, eğer gerçekten çünkü şundan çok açık biliyorum, eminim artık yani hayatın, yılların bana gösterdiği şu, devlet sonuçta evet, eğer direnmiyorsan, tepki vermiyorsan, sessiz kalıyorsan sana bulaşmıyor. Islah edilmiş Kürt olarak kabul ediyorsan. Ama haklarını talep ediyorsan, ısrar ediyorsan, buna kararlılık duruş gösteriyorsan
O açıdan baktığımda da bir şekilde hayatın dışına itmek, tasfiye etmek ya da baskılamak açısından elinden gelen her şeyi yapıyor. Her legal alanın bütünü aslında bir ölçü illegalize edilerek bunun üzerine bir cezalandırma, bir hüküm kuruluyor. Kişi bir dernekte de faaliyet gösteriyorsa bunu bir keçek faaliyeti olarak gösteriyor. Bir vakıfta da faaliyet gösteriyorsa bunu böyle göstermeye çalışıyor ve cezalandırma yoluna gidiyor. Seçkimiz hakkında da olan şey bu aslında. Bunun tekrar edilmesidir. Ama burada ilginç olan şey bizim beklentimiz şuydu. İlk kararı bozarken Yargıtay ilkeler koymuştu ortaya. Gerekçeler koymuştu. O gerekçeler üzerinde, o bozmanın gerekçeleri üzerinden mahkeme yeniden araştırma yaparken bütünüyle aslında seçkimiz hakkı lehine bir durum ortaya çıkmıştı. Suçsuzluğunu gösteren. Yani ya da suçluluğuna ilişkin bir dayanak bulunmamıştı. Bu nedenle yani beraat etmesi, bu konuda ceza verilmemesi gibi bir düşüncemiz vardı. Yani hukukçu olarak baktığımda ama siyasal kimlikli bir hukukçu olarak baktığımızda da aslında tersi bir sonucun, cezalandırma yönelik bir sonucun çıkmasının son derece muhtemel olduğunu biliyorduk. Bu nedenle bu çıktı. Ama arada bir hani diyoruz ya belki de hukuka uygun davranmayı, kendi koydu hukuka uygun davranma gereğini hisseder bu yargı. Ne yazık ki burada olmadı. Türk yargısının kendisi açısından da son derece fecaat olabilecek bir durum. Sonuçta kendi koyduğu hukuk kuralına da kendi bağlı hissetmeyen, keyfi bir tutum alan bir yargı pratiğiyle ve kararıyla karşı karşıya kaldık. Kürt siyasetine yönelik devletin bakışı da şudur. Kürt siyasetçisini aslında cezalandırırken devletin cezalandırılmak istediği şey onu suç oluşturan, kanunda tarif edilen eyleme uygun bir harekette bulunması değildir. Onun zihinsel ve dışa yansıyan görüşünün, faaliyetinin devletin mevcut egemenlik sistemine bir itirazı içerip içermediğidir. Eğer devletin mevcut egemenlik sistemine bir itiraz varsa, içeriyorsa bunu onu cezalandırıyor. Aslında cezalandırılan şey taleptir. Kürt siyasetçinin öne sürdüğü taleptir. Burada cezalandırılan şey Selçuk Mizrakli'nin bir suç oluşturan bir eylemi değil, Selçuk Mizrakli'nin siyaseten tavrıdır. Yani mensubu olduğu, temsil ettiği siyasi çizginin devlet egemenliğine yönelik itirazının cezalandırılmasıdır. Bundan sonraki hukuki süreç kesinleşti şimdi. Kesinleşme itibariyle bir Anayasa Mahkemesi başvurusu yapacağız. Sonrasında işte oradan sonuç almazsak ahim başvurusu yapacağız.